Herkesin beklediği ama herkes de bekliyor değil mi Scarlett'ın not defterini? Nerede bu Scarlett'ın not defteri? Ya Rabbim, Scarlett'ın not defteri çıksa da izlesem. Cuma akşamı ne olur, ne olur, nerede bu? Olmazsa insanlar ne yapar? İşte onu da bilmiyor yani, ne yaparlar. O şeyi öğrenmek istemiyoruz, o ihtimali öğrenmek istemediğimiz için devam ediyoruz. Tabii. Okey mi? Bir de çocuk yapmış. Ne oldu lan ha? Çocuk vurmuş bir de. Göster amcalara Fransızcanı. Çağırlar abi, ben söyleyeyim falan. Ya o da olmuyor ki. Bağıştan, bağıştan. Ya o kadar... Dur bir dakika. Hayır, hayır! Her hafta olduğu gibi bu hafta da karşınızda takımlarımız. Bakalım. Herkesin beklediği Scarlett'ın not defteri her hafta olduğu gibi bu hafta da karşınızda. Bakalım takımlarımız sosyal medyada bu hafta neler yapmış, nasıl esip gürlemiş. Zirvede olmanın bedeli yalnızlığı kabul etmektir. Dark Passage ise zirvede yalnızlık çeken ekiple uğraşmaya çalışan ama onu da başaramayan başka bir ekip işte. Sadece ekip. Yalnız iki tane kediyi bu kadar dip dibe koymak bir yerden sonra tehlike arz edebilir benden söylemesi. Vallahi takım sahibinin trash talk'u da bir ayrı oluyor ya. Yani sokak kavgasına tankla gitmek böyle bir şey herhalde. ŞL'de maç kaybetmenin en kötü yanının playoff'lara kalamamak olduğunu düşünen varsa bir daha düşünsün. Beterin beteri var arkadaşlar. Şimdi Scarlett'ın not defteri olur da anlamsız boşlar, lüzumsuz sohbetler olmaz mı? Boş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karşınızda izliyoruz. Ya gün geçmiyor ki şu ligde yeni bir şampiyon Aral'ın Flame'inden nasibini almasın. Orman oynanmıyor, koridorda da oynanmıyor. Koridorda çar oynanamaz bir dönem hale geldi. Çok başarısızdır. Yok bence rakamlarla alakalı problem. Çok başarısızdır yani, şey itibarıyla yani Work'ün yapılış mantık itibarıyla bence doğru. Koridor için çok özellikle iyi bir yeteneği. Mundo'nun eski W'sunu bomboş bir yeteneğe çevirdiler. OP'di bu arada, o boş ver. İyi oldu. Çok iyi bir yetenek. Çok OP. Bu arada bir skill eksik oynuyorsunuz. Bir yetenek eksik oynuyorsunuz. Eski W'su çok etkiliyordu. OP'di. Katılıyorum ama şu anki metada fena değil. Bence bir şans ver. Orman küçük yaratıklarında otomatik fırlatıyorsun ya. Bayağı rahat orman dönüyor bak. Ya, sen orman dönen şampiyonları seversin. Doktor Mundo'ya bu kadar kolay sırtını dönemezsin. Sizin maziniz var. Ben kaç vazgeçtiysem yıldır? Herkes vazgeçmiştir. Vay yani. Be yazıklar olsun. Bu maçın en değerli oyuncu. Abi gömlekleri çalıyorlarmış ya. Ben de diyorum bu stüdyoda niye bana giyecek gömlek yok diye. Gömleğim çok güzel, rengi çok güzel gözüküyor. Gömleğine yani, bayıldım ben ya. Markasına bakacağım maç sonunda. Bir de bir arkadaş sürekli Dora dünkü gömleğin markasını nereden aldın falan yazıyordu. Bunları biz almıyoruz arkadaşlar. Stilist gönderiyor. Biz de bakıp beğenip bazen çalıyoruz. Bu bazen nasıl influencer'ları abi? Falan. Hemen linkini bırakıyorum. Yapacağım o işi ya, iyi para var diyorlar, bakacağım onu. Neyse ama şimdi iyi bir ormancı var elimizde. Erencim, Aralcım, fikir için teşekkürler. Şuraya bırakıyorum. Aynen öyle, bravo. Söylenmesi gereken soru. Anevliz yapıldı yine, değil mi? Senin şöyle bir pozun vardı galiba. Böyle arada bir duruyorsun ya, ona yanına anevliz yazıp yeni bir meme haline getirebilirsin. Kim, ben mi duruyorum öyle? Galiba öyle bir pozum var sanki ya da böyle duruyorsun. Anevliz. Ama eski masada duruyor. Bu masada çünkü dirseklerimi koyabileceğim bir yer yok, öyle duruyor olamam. Önündeki ekranın üstüne koyuyor. O da durmuyor bak, böyle çıkıyor. Öbür elinle ekranı tutup böyle. Bu kadar boş yaptığımıza göre galiba röportajla alakalı bir geçme var. Nasıl da anladı ama. Arkadaşlar ne derler bilirsiniz. Ağzı yanan sütü içerken yoğurt bulursa üfleyerek peynir kemirir. Lot şimdi son derece güvenli oynuyor. Bunu baştan böyle yapması gerekiyordu. Ağzı yoğurttan ağzı yanan sütü üfleyerek, ama sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer dediğimiz. Yani sen o dönem koridorda rakibini paramparça et, oyunu da domine et ama bir tane tek yedin diye hep o video konuşulsun. Teklerin bir de böylesi var. Bak herkes bilmez bunu. Burada bir Blind Lissandra geldi. Syndra çekip çok fena pişman edebilirler. 2014 yılında Ferit beni pişman etmişti. Fakat o oyunda onu teklediğim için
Akıllarda kalan akıllarda kısım o oldu. Akıllarda o kısım kaldı. Sindire mahvediyor bu eşleşmede. Öyle oo, bir seçim gelirse bedava bakalım. Yani HV'nin. Risk atır Noru'ya gidebilir. Noru'nun ultisi yok. Risk atır orada Noru'nun üzerine gidebilir. Şimdi işte orada buzlu pelçe geliyor. Üzerine yerine mıladı. Ultisini kullandı ve orada skoru almayı başarıyor. Ah be abi dediğimiz ya tutsaydı dedirten emeğine yüreğine sağlık. Köşemizde bakalım bu hafta neler varmış. Ya baltalar bir tık röter yapmış. Ne var canım bunda? Olabilecek şeyler ya bunlar. Bu arada ultisi geldi Vladimir'in. Burada bir savaş isteyecek Galatasaray. Burada savaş isteyecekler yalnız fokus buraya çok uzak. Canları az biraz daha Galatasaray. Daha erkenden geldi Pet. Burgaç kullanılıyor. Vladimir ultisi herkes hasar bıraktı. Renata'dan çok iyi bir takip. Bitkinlik Zorgsing'in üzerine geldi nedense. Uzaklardan bir balta. Peki çok da önemli değilmiş bu balta herhalde. İki skoru buldu Galatasaray. Alamet dalındı. Ya biz de yarım saat bekliyoruz. Adam gelecek de takım savaşı yapacağız diye. Adam çıktı gitti mi? Çıktı gitti. İnanılmaz bir can yenileme var şu anda Bong'da. Karşıda ağır yere eşyası da göremiyorum. Horus bu arada çiftini yakalamayı başardı. Derin darbe de geliyor. Çiftini düşünebilirler burada. Çiftinin canı oldukça az ama hasar yetmedi bir türlü. Çiftin kaçmayı başardı. Yine güzel bir Renata ultisi. Yine çok kişiye isabet ediyor. Ve içeride hasar vermeye devam ediyorlar. Ellam ama haritanın sol tarafına gitti bir anda. Nereye gitti? Yalnız bıraktı. Ellam yine nereye? De ona gerek yokmuş galiba. Ellam... Lazer'i biraz yanlış yere mi kullandık geçen acaba? Geçen mevsim şey vardı hatırlıyor musun? İçeri üste girmişken Hextech kapısına tıklayıp da savaştan çıktığı pozisyon vardı. Ben zaten Hextech şey olduğu için, Hextech haritası olduğu için evet. Hextech'e bahsettim. Şeyle, lazerle gitti o şeyle. W ile gitti galiba. Yine çok kişiye isabet ediyor. Ve içeriden sar vermeye devam ediyorlar. Ellam ama haritanın sol tarafına gitti bir anda. Nereye gitti? Yalnız bıraktı. Kulesin canında yarılandı. Minyonlar çok fazla hasar veriyor kuleye. Ellam gitti, Ellam gitti. Şimdi bir hamle. İki kişi havaya sarıldı orada. Ellam çok uzakta bu savaşa katılamayacak. Şimdi bu lot böyle giderse Beşiktaş'ın futbol takımından çağırırlar vallahi ben söyleyeyim. Peki Bini buradan çıkabilecek mi? Hayır, Ejder pitinde. Kısılı kaldı ve gidebileceği bir yer baloncuğu. Yok. Yine tutan mükemmel bir uyku baloncuğu. Lot yakalıyor alt tarafta. Ellam ve Flash hasar vermeye devam edecek. Lot şimdilik kulesinin altına gitmeyi başardı. Ama peşinde öfkeli iki kişilik bir ekip var. Chieftain ve Ellam. Çok ses güzel. Ses dalgasız kalanı Lot güzel kaçtı buradan. Yalnız Lot orada ne çalımlar attı be. Ah be güzel kardeşim, ah be sen bu değilsin, sen Trial misin ya? Bilmez. Rakip takımın diğer koridorları tetikte oynamaya başlarlar. O kadar rahat oynayamazlar. Onlar da baskı altında hissederdi. Yapmadı bunu Galacticos tarafı. Burada bu arada Naklagok yani kendini öldürmeye karar verdi, öldü. Hiç gereği yoktu bu arada. Almıştı zaten yani koridoru hakimiyetini bireysel olarak... Bu Xavi ortalığı birbirine katamıyor. Abi bana böyle cümleler okutmayın Mehmetcan ya. Kuşatma minyonu kesmeyi başardı. İçlik topuyla beraber ve hasarın birazcık düşmesini sağlıyor. Çakatemi ne yapıyor? Sıçra kullandı bu arada. Ne? Şimdi sıra yurt dışında boy gösteren temsilcilerimizin performanslarına göz attığımız gurbetçiler bölümünde. Bakalım Kuzey Amerika ve Avrupa'daki oyuncularımız bu hafta neler yapmışlar. Armut ve Mad Lions bu hafta G2 karşısında galibiyete ulaşsa da Misfits engelini aşamadı ve yine haftayı bir galibiyet bir mağlubiyetle kapattı. Temsilcimiz Broken Blade'in takımı G2 Esports bu hafta iki güçlü rakiple karşılaştı. Fnatic ve Mad Lions'a karşı yüzü gülmeyen G2 dördüncü sıraya geriledi. Kuzey Amerika Ligi LCS'de de lig aşaması tüm hızıyla sürüyor. Temsilcilerimiz playofflara katılabilmek için canla başla mücadele ediyor. Closer ve arkadaşları bu sezon ilk defa haftayı 2 galibiyetle kapatmayı başardı. 5 galibiyet 2 mağlubiyetle üst sıralara tırmanan ekip Team Liquid ile birlikte ikinciliği paylaşıyor. Luger'le CLG arka arkaya bulduğu 4 zaferle mevsime hızlı başlayan ekiplerden biriydi. Bu haftadan 2 mağlubiyetle ayrılan ekip 4. sıraya geriledi. Blue'nun forma giydiği Dignitas ise ikinci galibiyetini bu hafta TSM karşısında buldu. Playoff yarışından kopmamaya çalışan bu iki ekip şu anda 8.liği paylaşıyor. Böylelikle Scarlet'ın not defterinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutlamak istiyorum. Bir hatırlatma daha yapayım. Bu hafta sonu bayram tatili sebebiyle Şampiyonluk Ligi maçları oynanmayacak. Önümüzdeki hafta yani 16-17 Temmuz tarihinde Şampiyonluk Ligi heyecanında yeniden buluşmak üzere. O zamana dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve iyi bayramlar.